Tamer Korkmaz, diplomat bozuntusu. James Jeffrey, 2008 ile 2010 yılları arasında Amerika'nın Ankara Büyükelçisiydi. Geçen Ağustos'tan bu yana Amerika'nın Suriye'deki özel temsilcisi sıfatını taşıyor. Günlerini PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'li teröristlerin sırtlarını sıvazlamakla geçiriyor. Bu Jeffrey, 7 Kasım'da YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diye konuştu. Aynı şahıs, Suriye'ye özel temsilci olarak atanmadan önceki dönemde 26 Mart 2018, Habertürk'e verdiği röportajda YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlıyordu. Her defasında dile getirdiğimiz gibi ikiyüzlülük, üçkağıtçılık, yalan dolan, düzenbazlık bunların hayat tarzıdır. Aynı röportajda hem Amerikalı yetkililer hem de ben Türklere YPG ile işbirliğimizin geçici ve taktiksel olduğunu söyledik diyordu. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurma amacını, planını perdelemeye ayarlanmış bu lafları da diplomat bozuntusu Jeffrey'nin sergilediği bir başka sahtekarlık örneğiydi. Kimin dostu? Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından 3 gün sonrasında 11 Kasım 2016'da Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceğini BBC Türkçe'ye değerlendiren James Jeffrey, Donald Trump'ın seçilmesi Erdoğan açısından olumlu bir gelişmedir. Trump, Gülen konusunda daha istekli olabilir diye konuşmuştu. Bu sözlerinin Türkiye kamuoyunun narkozlamaya yönelik olduğunu görmek hiç de zor değildi. Nitekim İslam düşmanı Trump, Amerikan devletinin Pensilvanya'da ihtimamla beslediği, adeta pamuklara sardığı Fethullah'ın iadesi konusunu dahi unutturdu. İçerideki Amerikan muhiplerinin bu narkozlama örneğindeki gibi düzenbazlık eseri kullanışlı laflarını öne sürerek Türk dostu diye nitelendirdikleri James Jeffrey'nin sinsi düşmanlığını okuyorsunuz, hakiki yüzünü görüyorsunuz. Mr. Jeffrey, 9 Temmuz 2009 tarihinde Mr. Smith ve Büyükoğlu tarafından Nakkaştepe'de bir öğle yemeğinde ağırlanmıştı. Ez cümle, asla Türk dostu değildir. Ya nedir? Komprador burjuvazinin can dostudur, dahası kadim dostudur. Jeffrey, 2013 yılından itibaren Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde, yani Wynep'te, kıdemli Orta Doğu uzmanı sıfatıyla görev yaptı. Wynep, terör devleti İsrail'le tandemi Amerika'nın Orta Doğu girişimlerine, operasyonlarına fikri ve siyasi taban oluşturmak amacıyla kurulmuştur. İslam düşmanlığıyla öne çıkmış bir kuruluştur. FETÖ'nün polis eskisi, şimdilerde kaçak, CIA'nin pek kullanışlı elemanı Emre Yaramaz, vaktiyle stajını Wynep'te yapmıştı. Sem amcasının 007'si Emre, 1 Nisan 2016 tarihinde Washington'da Erdoğan'ı PKK-YPG paçavralarının gölgesi altında protesto ediyordu. James Jeffrey'nin geçtiğimiz hafta terör örgütü olarak görmüyoruz dediği PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den bahsediyoruz. Kaşarlanmış rejisör. FETÖ emniyet imamının kanatları altında 1990'lı yıllarda paralel polisleri yetiştirmiş olan Mr. Hanefi Hunter, PKK'nın ve FETÖ'nün arkasında Amerika'nın yer almadığına dair kuyruklu yalanı ekranda zerk etmiş Truva kapsamında bir simadır. Kısa bir süre önce de Halk TV'de FETÖ bahsinde aynen şöyle demişti. Bu yapı suçludur ama terör örgütü diyemezsiniz. Onları PKK ile aynı kefeye koyamazsınız. 28 Şubat darbesinin işaret fişeği olarak kurgulanan Müslüm Fadime hadisesini 28 Aralık 1996, organize edenlerin, dahası uygulayanların paralel emniyetçiler olduğu son yıllarda ayan beyan ortaya çıkmıştır. 22 yıl önceki o kurmaca baskında paralel polislerin rejisörü kimdi peki? El cevap Mr. Hunter. Hunter'ın 15 Temmuz'dan 3 ay önce haklarında bühtanda bulunarak hapse attırmak istediği üst düzey emniyetçilerden birisi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerce başından vurularak ağır yaralanmıştı. Aslan 5 ay komada kaldıktan sonra sağlığına kavuşabilmişti. Turgut'un o gece şehit edilen korumasıyla birlikte FETÖ'nün cuntacıları tarafından infaza götürülme anlarının görüntüleri geçenlerde yayınlandı. O görüntüleri Mr. Hunter izlemiş midir acaba? Mr. Hunter'ın 15 Temmuz'dan 3 ay öncesinde savcılığa başvurup Aslan ve diğer emniyetçilere iftira attığı, sonuçta takipsizlik verilen soruşturmada tanık olarak gösterdiği kişi BDDK üyesi bir FETÖ mensubuydu. Şahıs kamudan ihraç edilenler arasındaydı. Yeni Şafak, 5 Eylül 2016. Mevzu bahis paralel mensubu FETÖ'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in emrinde çalışıyordu. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak.